Türkiye'nin yepyeni ve dijital spor kanalı Sports Dijital ekranlarından herkese merhaba. Ben Burcu Eken. Aslan programında bugünkü konuklarım Arda Türkmen ve Abdullah Zalimoğlu bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. 23'ün totem olduğu ve 23. haftada oynanan derbi Galatasaray 3-1'lik bir skorla kazanmış oldu. Düşünceleriniz nedir? Görüşleriniz nasıl? Sen başla bence. Yani konunun uzmanı ve buranın kıdemlisi olarak. Estağfurullah. Senin Galatasaraylı'nla özür dilerim. Bizim Galatasaraylı'mız yarışır. İkimiz de çok iyi Galatasaraylıyız. Hoca Belhanda tercihiyle başladı dün. Bütün Galatasaraylıların esasında soru işareti acaba Belhanda ne olacaktı? Çünkü Emre Akbaba'yı bekliyorduk biz. Artı solda Saracchi, önünde Onyekuru yaptı. Maça çok iyi başladık. Onyekuru ile maçın hemen 3. dakikasında inanılmaz bir pozisyon bulduk. Fakat değerlendiremedik. Eğer ilk 20 dakikada bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik maç çok farklı yere giderdi. Orta sahada Ömer üstüne düşeni çok iyi yaptı fazlasıyla. Seri ve Belhanda da onun yükünü aldı diyebiliriz. Feguli sağda, Onyekuru solda çok etkiliydi. Donk ve Marcao da son 6 haftaya benzer bir performans gösterdiler tandemde. Mariano hareketliydi, Saracchi hareketliydi. İleri geri geldiler, gittiler. Fenerbahçe'ye baktığımızda ise orta sahada Tolgay tercihini gördük. Ben bir Galatasaraylı olarak sevindim. Çünkü Tolgay çok zamandır oynamıyordu. Ve maç boyunca da çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Sol tarafta hoca, Ersun Hoca Tolga'yı koymuş. Tolga zaman zaman Galatasaray'da da sol tarafta oynadı. Fenerbahçe'de de sol tarafta oynadı. Ama bence Tolga bir açık kanat oynayabilecek niteliklere sahip bir futbolcu değil. Ben açıkçası Ersun Yanal'ın Tolga ve Ozan orta sahasıyla başlayacağını düşünüyordum. Galatasaray için bu bir avantaja döndü. Çünkü hem orta sahası bizim orta sahaya nazaran daha etkisiz kaldı. Hem de kanatta Tolga o istenileni veremedi. Galatasaray'ın ataklarında hep geriye yaslanmak zorunda kaldı. Bir türlü fena gidemedi. Zaten penaltı pozisyonundan başka da doğru dürüst ilk yarı bir pozisyonu yoktu herhalde. Evet, burada aslında Galatasaray'da konuşmamız gereken ilk futbolcu da aslında Ryan Donk. Yani Fatih Terim'in her mevkide oynattığı, hatta kaleye bile geç dese kalede de başarılı bir performans sergileyebilecek nitelikte bir futbolcu. İlk golü de atmış oldu ve 1-1'lik skoru da eşitledi. Sonrasında da zaten Fenerbahçe'nin oyundan düşmesi, Galatasaray'ın biraz daha oyuna sıkıca asılmasıyla galibiyeti getirdi. Sizin düşünceleriniz nasıl? Yani şöyle, bu bence çok güzel bir girişti. Genel olarak hani dün gecenin kısa bir özetiydi bu. Ama buna şunu da eklemek lazım. Birincisi, dün Galatasaraylılar her sene olduğundan çok daha fazla inançlıydı maça ve skoru alacağına çok inançlıydı. Sebep şu, takım çok istim üstünde. Buraya gelene kadar da aynı istimi devam ettirdi ve Fenerbahçe'de aynı şekilde bu sezon Galatasaray'ın tam tersine son derece istikrarsız ve çok sıradan bir oyun oynuyor. Takım kurgularına gelirsek, evet biz birkaç sezondur Galatasaray takımı kanatları çok daha böyle rakip defansın arkasına koşu yapan hızlı ve pırpır oyunculardan oluşuyor. Bu bir gelenek. Bu sezon daha çok içe kat eden oyuncularla başladık. Yani Feguli, Babel, Emre Mor, hepsi bunların içe kat eden oyuncular. Ama Fatih Terim'in de zaten 4 değişikliği vardı. Yani Adem Büyü yedek oturttu. Aynı şekilde Şener, Emre Akbaba. Bunlar da yedekti. Lemina zaten sakatlığından dolayı yoktu. Evet, şimdi Kalkayla başlamış olması da derbideki heyecanı da arttırdı. Mesela Lemina'nın olmamasını ben bütün Galatasaray camiasında büyük bir eksiklik olarak, tabii ki %100 bir eksiklik. Fakat bu maçta yani %10, %15 bir eksiklik olacağını ben kendi arkadaşlarımla konuştuğumda söylemiştim. Sebebi şu, Lemina topla çok haşır neşir, çok oyunu sağdan sola çevirebilen çok yetenekli ve kalifiye bir oyuncu. Fakat birinci bölgede topu kaptırma oranı en yüksek oyunculardan bir tanesi bizim takımda. Seri Lemina'ya göre daha düz oynuyor. Dün de muazzam bir performans gösterdi. Bence dün gözükmeyen iki tane çok önemli oyuncu var. Birincisi Seri. Çünkü hakikaten defanstan birinci bölgeden alıp topu üçüncü bölgeye kadar taşıyacak çok doğru hareketler yaptı ve neredeyse kusursuz oynadı. Attığı ara pas aynı şekilde. Bir diğeri de çok fazla kendinden beklenen santrafor özelliklerini ortaya koymasa da
ve gol yollarında hani böyle birebir çok gol pozisyonuna direkt katkı yapmasa da endirekt katkı yapan ve topu ileride çok fazla tutan iki tane stoperle çok çok iyi boğuşan bir Falcao vardı. Yani Falcao'yu çıplak gözle sadece izleseydiniz dün akşam o kadar çok doğru yerlere koştu, doğru topları aldı, doğru boş koşuları yaptı. Göğsüyle, kafasıyla, bütün vücuduyla top indirip oyunu hep üçüncü bölgeye taşıdı. Donk'un golü atacağı da enteresan bir şey. Bunu hep söyler insanlar ama maçı seyrediyoruz hep beraber. Donk belden çıkacak, kafayı vuracak dedim. Öyle dedim yani, içimden geldi. Donk hakikaten böyle çıktı belden değil, bütün vücuduyla. Çıktı ve vurdu yani. De, çok iyidir. Tabii çok iyidir. Kişi. Ben bir şey söyleyeceğim ama affedersin Burcu, sözünü kestim. Donk olunca, Donk'un Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı takımın Fenerbahçe olduğunu biliyorsun. Biliyordum, evet. 3 gol atmış, ikisi Galatasaray'dayken, bir tanesi Kasımpaşa'dayken. Enteresan. Ama senin söylediklerini bir de Ömer Bayram'a eklemek isterim ben. Ömer Bayram da 9 asistle oynuyor. Yani inanılmaz çalıştı dün gene. Bu sezonun çok sürpriz. Flash adamı. Yani bu maçta da gene asistini yaptı. Ara topları, defanstaki katkısı. Yani sezon başında ben Ömer Bayram'ı çok eleştirdim. Gerçekten özür diliyorum kendisinden. Kendisini bu kadar geliştiren bence şu anda Süper Lig'de bu sezon bir futbolcu yok. İnanılmaz geliştirdi yani kendisini. Bir şey eklemek istiyorum söylediğine. Ömer Bayram'ın bu ileriye doğru gidişindeki temel sebeplerden bir tanesinde de mevki değişikliği. Tabii. Yani bekte oynayınca verimli olmuyor. Ama ortada, orta iç gibi oynayınca, o üçlünün solunda gibi oynayınca hakikaten hem daha ileriye hem güvenli. Geriye. Evet. Aslında çünkü kendi ülkesi, yani kendi ülkesi tabii ki Türkiye ama yurt dışında yaşadığı ülkede de altyapısında evet, yetiştiğinde de bu mevkide oynayan bir oyuncuydu aslında. Sonrasında evet. Türkiye'ye geldikten sonra işte mevkisini değiştirdiler. Demek ki aslında kendini burada daha iyi hissediyormuş %100. Ki biz de onu çok daha net bir şekilde yani görmüş biraz olduk. Biraz daha kuvvetli, kısa yere basan, top driplingi evet. olan olduğu için onu sol bekte değerlendirdiler. Ben onu biraz şey diye böyle nitelendiriyorum. Sanki böyle hani Avrupa'da yaşayan Türkler böyle o 2000 ruhuyla yetiştiler ya zaten. Evet. O yüzden de birçok Türk Galatasaraylı oldu orada. O 2000 ruhunu hissederek oynuyor sanki Ömer. Yürekten. Evet. Adem de öyle mesela. Kesinlikle. Yani. Katılır mısın bilmiyorum buna. Galatasaray'ın ikinci yarıdaki çıkışındaki temel birkaç sebep var. Birincisi ilk tespitimiz kanatta. Kanatların daha aktif oyunculardan kurulu birkaç tane değişiklik yapılıyor olması. İkincisi de Türk oyuncuların takımın içerisine yavaş yavaş monte edilmesi. İnisiyatif alması. Çünkü bu çok önemli bir şey. Yani evet çok kalifiye, çok kalibreli yabancılarınız var. Ama onları bir şekilde buradaki atmosfere motive edecek, sahanın içerisinde onların birbiriyle homojen bir şekilde oynamasını sağlayacak yerli oyunculara doğru, ihtiyacımız var bizim. Doğru. Yani Emre Akbaba'nın sakatlıktan dönmesi bu açıdan çok ciddi bir avantaj oldu. Hiç bakmadan söyleyebileceğimiz Adem Büyük'ün, Falcao'nun yokluğunda hem santrafor mevkini hem de oyun içindeki hırsı, attığı gol. Yani bence çok doğru. Bu gidişatın aslında dün akşam kreması gibiydi. Aynen öyle. Genel gidişat. Yani Adem acaba Andon sakatlanmamış olsaydı, işte Falcao'nun bu küçük sakatlıkları olmamış olsaydı bu şansı nasıl yakalayabilirdi acaba diye ben de çok merak ediyorum. Biraz önce sezgilerinizin kuvvetli olduğundan bahsettiniz. Abdullah Bey'in de öyle bir sezgilerinin kuvvetliliğini göstermek amaçlı rejiden o tweetleri alabilir miyiz acaba? Şöyle bir tweet atmış Abdullah Bey, 42 ile gider 45 ile döneriz demiş. O gün bu tweet'i atarken... Şimdi benim sezgilerim kuvvetli de sezgilerden öte o benim biraz fanatikliğimden kaynaklanıyor. Öyle mi? Yani biz biraz aşırı fanatik olduğumuz için hep kazanma arzusu, isteği, açlığı hep var. Bir de tabii seyrediyoruz Galatasaray'ı. Galatasaray'da bir çıkış var. Yani 7 haftadır galip geliyoruz. İlk 16 haftaya baktığımız zaman Arda, ilk 16 haftada sadece 6 galibiyet almışız. Çok kötü bir performans sergilemişiz. Fakat son 7 haftada 7 galibiyet birden gelmiş. 7 galibiyet de farklı galibiyetler son haftaki Malatya maçı hariç. Ki o maçta da 5-6 tane net pozisyonumuz vardı. Yani sadece oyun anlamında değil, skor anlamında da çok farklı oynamışız. Fenerbahçe'ye bakıyorum bu sene. Fenerbahçe sahasında ilk defa 3 gol yemiş mesela. O da enteresan ki dün çok farklı olabilirdi. 5 de olabilirdi, 6 da olabilirdi. Çok beceriksizlik. Fenerbahçe'nin hiçbir pozisyonu yok. Ya bir tek ekici oyuna girdikten sonra bir friki var. Muslera muhteşem çıkardı. Evet. Onun haricinde baktığım zaman Fenerbahçe'de doğru dürüst bir pozisyon yok. Yani Muslera
toplam 3 kere falan yere yatmış olabilir yani. Evet. Bütün maç boyunca biri de o şut olmak. Ben dün akşamki özellikle maçla alakalı sadece tek evet bir kare var böyle aklımda. Muslera penaltı kullanılacakken tam yana doğru dönüyor. Orada hani meslektaşına bakmaya kıyamıyor mu, yoksa bakarsam acaba gol olmaz diye mi düşünüyor? Hani o fotoğrafın mesela anlamını da sormak lazım Muslera'ya. Yani siz nasıl yorumladınız mesela? Bence pek meslektaşına ya o empatiyi kurduğundan ziyade bence yani genel kazanma hissi ve heyecanı, yani sonuçta öyle bir anda öyle bir atmosferde topu penaltı noktasına koyup topun başına geçmek zaten yani büyük bir sorumluluk ve stres. Orada Kalkan da çok güzel bir penaltı şahane vurdu yaptı bu arada. Yani gerçekten şahane vurdu. Korktum çıkartacak. Çok iyi ya de uzandı yani. Hem yeri iyi uzandı. Ve şeye de dikkat ettim. Yani ayakları da çizgiye basıyordu. Yani evet, o pozisyonu çıkartmış Nizami olsaydı Nizami çıkartmıştı. Nizami. Ve tertemiz vurdu. Hı-hı. Çok da düzgün yere gitti. Şimdi öyle bir durumda bir inisiyatif almak, sorumluluk almak, evet, insana bir özgüven geliyor ve yani ya yapacaksın yapamayacaksın. Ama geride kalanlar yani öyle bir boşluk ki maçı seyreden arkadaşlarla beraber de yani herkes başka bir yere bakıyordu. Anlatabiliyor muyum? O çok normal bir his bence. Yani bu çok kaleciyle bir empati kurduğunu tahmin etmiyorum yani meslektaşlık şeyini, bilmiyorum ne diyorsun. Yani bir şey söyleyeceğim ben. Yani şimdi Arda başka programlar da yapıyor tabii, biliyoruz. Çok da severek seyrediyoruz. Yalnız Arda bugün daha da farklı bir enerji, daha da farklı mutlu, daha da farklı gülüyor. Yani dün akşam evet, o kadar yani yüzüne yansımış ki yani böyle yansımış. Bütün Galatasaraylılar gibi ne kadar neşeliyiz, ne kadar mutluyuz değil mi bugün? Bu İnanılmaz şey yani. Ama yani ben aslında birazcık şunu düstur edindim kendime. Yani kaybettiğin zaman kahrolma, kazandığın zaman da çok hani kendini kaybedecek kadar böyle coşma. Evet. Evet, hep sınırlarda biraz daha böyle sakin sakin. Çünkü yani yarın bu coşkuyla kayıp da edebilirsin ve anladın mı? Bunun hiçbir anlamı kalmaz. Yani tutarlı bir şekilde dedim. Madem Mayıslar bizimdir dedik. Evet. O Mayıs'a gidene kadar adım adım gidelim ama tabii yani günü de kutlayalım tabii yani. Çünkü penaltıda da şunu söylemek istiyorum yalnız. O yarım kalmasın. Jailson'a bir parantez açmak istiyorum. Jailson Alanya maçında da iki penaltı yaptırdı biliyorsun. Fener orada çok büyük problem yaşadı. Dünkü pozisyonda da yani inanılmaz bir acemice bir stoperin yapmayacağı hareketi yaptı ve penaltı oldu. Fenerbahçe'de çok ciddi bir stoper problemi var. Gelirken seninle onu konuştuk. Doğru evet mu? Yani Serdar Aziz'e bakıyorum. Serdar Aziz saatli bomba. Yani ya çok sert oynuyor, kart çok görmeye oynuyor, çok müsait. Evet. Geçen hafta mesela 3 defa sarı kart görmesi lazımdı. Belki bir tanesi yarım kırmızıydı, görmedi. Bu sene gene bu hafta gene ona benzer sertlikte oynadı. Ya da sakatlanmaya çok müsait. Onun yanında Jason oynatıyor. Orta saha orijinli bir futbolcu. Çok aksıyor, çok yavaş. Onyekuru her pozisyonda arkasına geçti. Yani yani inanılmaz geriden başlıyor. Her pozisyonda arkasına geçti ve Ersun Yanal maç boyunca buna bir tedbir alamadı. İnanılmaz bir şey. Yani seyretti. En az 5-6 defa aynı pozisyonda arkasına geçti. Yedeklerine bakıyoruz. Sadık sakat. Bir falet de aldılar Frankfurt'tan, doğru mu? Niye doğru aldılar ben anlamıyorum, oynamayacaksa. Adil Rami'nin de kontratını feshettiler. Evet. 7 maç aldılar, oynadı Ziraat Türkiye Kupası'nda. Ya, yazık günah. Başka da stoper orijinli adam yok bildiğim yani kadarıyla. Yani altyapıdan çıkardıkları 2 tane genç oyuncu var 19 yaşında. Hani onları da zaten çok onların fazla forma şansı vermiyorlar. Çok zor. Zaman zaman Isla'yı oynatıyordu. Şimdi Fener'de mesela Isla da sol ayaklı bir futbolcu, sağ bek oynuyor. Hasan Ali baktığın zaman bu sene doğru dürüst oynamadı. Yani Fenerbahçe kadrosu esasında kalecisi... Defansif olarak bir sıkıntı yaşıyor aslında. Bir, iki, kalecisi ortada Ozan, ileride yarım Max Kruse ve Vedat Muriç harici, yani bu dört futbolcu harici her bölgesinde i̇stikrar, problem var. Evet, istikrar yok. Yani Dirar sağda oynadı, önde bakıyorsun bazen sol geride oynuyor, bazen sağ geride oynuyor. Bek bugün de oynuyor. Yani inanılmaz bir istikrarsızlık, bir doğru dürüst bir takım olamama, her dakika her bölgede bir devşirme adam. Fenerbahçe'nin bu hali Galatasaray'a çok yaradı. Galatasaray da son 7 haftadır çünkü genelde hep aynı takımla oynuyor. 1-2 değişiklik hariç. Özellikle tandem stoperlerin. Aynen. O yani çok Lindemann'ın sakatlığından sonra Donk'un oraya iyi oturması. Hı-hı. Tandem stoperler. Ya Donk'a hastayım ben zaten. Çok şey değil mi? Çok seviyorum. Yani. Buz gibi. Yani. Hayır, çok seviyorum. Çok cool bir kere. Evet. Çok rahat. Bir de yani, çok büyük ve ya. Ve hangi mevkiye koyarsa koysun Fatih Hoca hiç... Evet. Yadırgamadan oynuyor. Yayın, yani sanki yıllardır o mevkide oynuyormuş gibi. Yayın öncesi de onu konuştuk. Yani ben teknik sorumlu olsam bir takımda, bu takım bende olsa bir Muslera yazarım, iki Donk yazarım, sonra gerisini doldururum. Yani çok güven veriyor. Evet. Nereye koyarsan koy.
saha içinde o abiliği mi dersin, kaptanlığı mı dersin, kulluğu mu dersin, ne dersen de şey inanılmaz. Değil mi teknik direktöre? Yani sorun çıkartacak bir oyuncu profili değil. Görevini yapar. Aynen. Sessiz, sakin, sertlikse sertlik. Mesela dün şeylere çok dikkat kurtarıcı ettim mi? Kurtarıcı tam bir. Yani evet. Mesela böyle nerede bir şey olsa hep araya giriyor. Ya zaten adam o kadar büyük ki araya giriyor ve duruyor sadece yani. Sakin sakin. Ha yani şöyle bir gerçek var. Sporda bu var. Baskette de, futbolda da. Bazen tansiyonu yükseltmek için kendinden oyunun kuralları gereği haricinde şeyler yapan oyuncular görüyorsun. Hı-hı. Gerektiğinde onu da yapabiliyor. Ama iyi bir görev adamı ve dün hakikaten çok ciddi katkı verdi. Evet. Ben de zaten notlarım arasını aldığımda Joker kurtarıcı olarak yazdım Donk'un yanına. Yani şöyle açıkçası mesela şu eklemeyi yapacağım. Bizim kadronun ikinci devre itibariyle yani Luyendama'nın sakatlığından sonraki o stoper tandemi, hı hı, ara sıra Ahmet'in oraya girerek üçlemesi, beklerin yavaş yavaş form tutar seviyeye doğru gelmesi. Çünkü ben şuna inanıyorum, beklerin kadar takımsın. Bu her takım için geçerli. Eğer beklerin hücuma katkı verebiliyorsa senin ofansif oynaması Türkiye yani. Ligi'nde özellikle beklerin hücuma katkı veriyorsa önündeki oyuncuları da oynatıyor. Orta sahalarını da yapıyor. Ama beklerin sabit ve stoper yani sabit stabilse İsla gibi ve şu anda yani Fener'in sağ ve sol beki çok hem formsuz hem de geçmiş senelerdeki katkıyı veremeyecek seviyede. Bizimkiler de değil evet. Yani Nagatomo ve Mariano'nun ilk sezonu gibi canlı değiller. Yavaş yavaş oluyorlar ama yine de oyuna ciddi bir katkı ama sağlıyorlar. Ama sana hemen geçmiş senelerden çok doğru yaptığın için örnekler vereyim. Filipescu, Capon, Ebue, Sabri bunların hepsi ilk aklıma gelenler. Bindiren değil mi? Bindiren bekler. Yani defansa da yardım eden ama Sabri'nin zaten nasıl bir ciğeri varsa gidiyordu geliyordu hiç nefesi kesilmiyordu yani. Çok önemli. Yani Hakan Baltası solda, Hakan Ünsal'ı ondan evvel. Hep bunları gördük. Ve geçen sene Nagatomo. Bu sene değil ama geçen sene Nagatomo. Ve Dines. Yani bunlar hep ofansif oynayan bekler. Ben de öyle seviyorum. Ya dün mesela bizim Galatasaray takımına baktığın zaman şeyi çok hissedebiliyordun. Yani sol tarafta akıyor, sağ tarafta Feghouli biraz daha hani o yanına bir adam istiyor Feghouli. Yani onunla beraber 2'ye 1 yapacak, bekini alacak, bekiyle beraber bir orada bir üçgen yapacak, ondan sonra dibe inecek falan. Onun oyun yapısı öyle. Çok zeki bir oyuncu bu arada. Bunları doğru yapabildiğimiz sürece de Onyekuru da arka bindirmeleri yaptığı sürece golün gelmesi kaçınılmazdı. Katılıyorum. Biraz beceriksizlik. Biraz daha yeteri kadar kuvvetlenip form tutamama. Hı hı. Biraz daha yani şey çok iyi. Top oynayanlar bunu anlayacaktır. Şimdi bir depar attığınız zaman normal düşünemiyorsun yani. Kafan sağa sola sallanıyor. Bir anda top önünde ve ilk pozisyonda özellikle o birinci dakikadaki pozisyonda. İki kere topu darbeyle şey yaptı. Önüne aldı, düzeltti. Aslında 7 metre kale yani kaleye vur. Bir tarafından gol olacak. İlla köşeyi hedefleme yani. Sadece kalecinin üstüne Malatya vurma. Malatya maçında da aynısını kaçırdı. Bir tık vur yani evet. Bir tık vur, tıklar gider o. Yapabilecek olsan sağ dışla Feghouli'nin önüne at ki o çok daha zor bir opsiyon. Vurdu olmadı. Bir daha vurdu olmadı. Baktı olmuyor. Bari kaleciyi geçeyim atayım dedi. Öyle oldu yani. Evet. Ama denedi. En sonunda Onyekuru 90+7'de 3. golü ve de atmış Monaco, oldu. Ve Monaco bu Onyekuru'yu bütün sezon oynatmadı. İyi ki oynatmamış ki bize geldi. Oynatsaydı zaten kesin gelemezdi. Evet. Mümkün değil. Evet. Yani kaçırdı. En sonunda attı. Bütün herkesi de şöyle bir oh dedirtti. Şimdi şeye geleceğim. Belhanda saç baş yoldurdu diye herkes böyle sosyal medyadan tweetler attı, paylaşımlar yaptı. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? İki sarı karttan kırmızı kartla takımını bir kişi eksik bıraktı ama çıkarken Deniz Türüç'ü de yanında hemen götürmüş evet gibi oldu. Onu. Ya şöyle bence Belhanda çok değişik bir oyuncu. Çok pozitif vasıfları olan fakat herhalde genetik kodundan ya da bir şeyden dolayı çok bilemiyorum. Böyle bir elektrik kontağı var yani bir anda bir atıyor ve herkese attırıyor aynı şekilde. Yani dün yapılacak iş değil açıkçası. Hı hı. Ki oldukça pozitif bir ilk yarı oynadı. Yani hatasız görevini yaptı vesaire hiç şey yapmadı. Fakat yani mesela penaltı pozisyonu var herkes itiraz ediyor bir tek bu çocuk sarı kart görüyor. Artık ne yapıyorsan ne diyorsan ne yapıyorsa yani düşünüyorum. Yani ne yapıyorsa yani anladın mı? Hani bunu hak edecek bir şey yapıyor olması lazım ki diye düşünüyorsun. Dön. Oyundan çıkarken çıkıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim aslında burada epeyce bir ciddi bir hakemi de konuşmak lazım. Yani hakem uzun süredir. Hakeme geleceğim zaten. Hakem süperdi. Tabii, yani uzun süredir Fenerbahçe stadında gördüğünü çalan. En adil hakemdi. Yani şimdi Fenerbahçeliler tabii ki öyle düşünmüyorlar. Ama gördüğünü çalan
Çünkü yani kabul edelim etmeyelim. Yani Serdar Aziz her pozisyonda ya kendini yere attı ya bir şey yaptı. Yani psikolojik baskıyı kurmak için çok yüklendiler Arka üstüne. Ozan. Evet. Serdar Arka Aziz Ozan. Zaten o son dakikalarda bir gol atabilseydi aslında o 23 totemini de 2-3 olup hani skor. Hani o şekilde de şey yapacaktı diye düşündüm yani, ben de. Ama Belhan da... Tamamen 23'ün böyle sahnede olduğu bir karşılaşma oldu. Belhan zaten. Da bence şeyini kaybetti artık. Yani muhtemelen yoktu zaten. Muhtemelen epeyce bir süre forma ben göremeyecektir. Ben şöyle düşünüyorum. Artık Galatasaray'dan gitmek istiyor ve nasıl gidebilirimin yollarını arıyor sanki. Valla haberini aldın mı bilmiyorum. Çekmeköy'de ev almış, kontrat uzatmak istiyormuş. Ben de bunu anlamadım. Yani bu nasıl bir davranış bilemiyorum. Yani acaba rakip takımlardan teklif mi var? Ya Müslüman futbolcu. Evet. Burada 4,5 milyon euro civarı para kazandığını biliyorum. Çok iyi bir kontratı olduğunu düşünüyorum. Yani çok şimdi iyi biliyorum. Şimdi Çekmeköy'den de ev aldığını öğrendik. Dolayısıyla bu paraları Arap ülkesi hariç başka bir yerde kesinlikle kazanamaz. Peki doğal neden olarak bu kadar böyle Galatasaraylılara saç baş yolduracak hamlelerde bulunuyor? Bak şimdi şunu söylemek lazım. Orası yarım kalmasın. Çünkü hakemleri sezon başından beri herkes konuşuyor. Hı-hı. Gerçekten bir derbide, özellikle bu kadar stresli bir derbide hakemin hakkını verelim. Fenerbahçeliler senin dediğin gibi hiç öyle düşünmesin değil lafına da ben katılmıyorum. Adaletli bir şekilde tekrardan seyretsinler maçı. Hakem 4-4'lük maç yönetti bana göre. Ki aslında eski hakemlerin ve çoğunun yaptığı yorum da hep aynıydı. Benzer. Yani ve farklı takımların evet, taraftarı olmalarına rağmen hep aynı şeyi söylediler. Şunu da söylemem lazım. O Deniz'in ve Belhanda'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonda iddia ediyorum. Yani Belhanda oyundan çıkmış, Ahmet Çalık girmiş. Tekrar Belhanda'yı çağırıyor, değişikliği iptal ediyor, kırmızı kartı veriyor. %100 doğru. İkinci sarıdan kırmızı veriyor. %100 doğru. Deniz Türüç bütün kulübeye saldırıyor. O da %100 doğru kırmızıyı veriyor. Yani ben birçok hakemin o pozisyonda orayı öyle tekrar geriye sarıp da o hareketi ve o cesareti yapabileceğine özellikle Türkiye Ligi'nde inanmıyorum. Hakemin hakkını vermek lazım. Peki Belhanda kısmına gelince Max de Max Cruz'un kullandığı penaltı kararı doğru muydu? Halil Umutmeler'in vermiş olduğu penaltı kararı. Orada da şöyle kararı bir şey. Şimdi Marko'ya kaydı. Evet. Adam yani ilk önce topa bir müdahale yaptı. O ilk yaptığı pozisyon temiz. Onda bir problem yok. Fakat daha sonra tabii yer mi ıslak, maç öncesi suladılar mı bilmiyorum. Veya o kaymanın pozisyonu yani getirdiği pozisyon itibariyle mi? Daha sonra ayağına çarptı. O yerdeki diğer ayağı. Yani, evet. Dolayısıyla o kontrolsüz darbeye girdiği için bana göre bir Galatasaraylı olarak karar doğru ama hakemin vermediği noktada da eleştirirsin. Yani gri bir pozisyon ama penaltıya daha yakın bir pozisyon. Yani o kadar da bir Galatasaraylı olarak isyan edeceğim bir pozisyon değil açıkçası. Bu tip pozisyonlar dünyanın farklı liglerinde farklı şekilde değerlendiriyor. Ya ben Chelsea Tottenham maçında bir pozisyon seyrettim. Yani adam faul bile vermedi ki onun yani kaval kemiğine bastı. Faul bile vermedi. Şimdi baktığın zaman benim kriterim de şu. Önce topa müdahale edip sonra pozisyon gereği adamla çarpışıyorsan bence penaltı değildir. Fakat geriye dönüyorum. Aynısını bize de verdi. Yani Onyekuru'nun pozisyonu da aynı. Yani Jailson önce topa müdahale ediyor fakat topa yani kürekleyerek almaya çalışıyor. Belki ona kaydı, geldi, vurdu, top taca çıktı, çarpıştılar, düştü. Ona vermez. Şimdi bunu demeye çalışıyorum. Eğer önce topa müdahale var, sonra adama varsa bence pozisyon olmamalı. Bu da şunu getiriyor. Yani Galatasaray'ın pozisyonuyla Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonları aslında birbiriyle çok paralel pozisyonlar. İkisine de verdiği için ona verdi, böyle bir standart koyduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama birinden birini vermemiş olsaydı gerçekten ciddi haksızlık olurdu. Hakem dün alışık olmadığımız derecede gördüğünü çalan, sakin kalan ve oyuna eyyam katmaya çalışan hiçbir oyuncuya müsaade etmeyen bir yapıdaydı. Ve çok netti. Bak, Ersun Yanal ceza sahasının içine girdi. Bayağı ceza sahasının içine girdi. Direkt kurallar attı. Gereği kırmızı kart zaten. Kırmızı kart verdi. Kırmızıyı verdi. Fatih Terim kendi teknik direktör için ayrılmış alanı ihlal etti. Ceza sarıyı sahasına verdi. Girmedi diye sarıyı verdi. Doğru. Yani buna şunu diyebilirsiniz. Yani Fenerbahçe arkadaşlarımız %100 bunu diyecektir. Eyyam. Yani böyle baktığın sürece bir yere varamayacaksın. Evet. Şunu kabul etmek lazım. Dün Galatasaray gerçekten uzun zamandır Fenerbahçe'ye karşı oynadığı en iyi topu oynadı. Hı hı. En özgüvenli topu oynadı. Hiçbir şekilde yani izleyenlerde bir var mı bilmiyorum da oyuncuların hiçbirinde
kaybetmek veya şey böyle saha içinde panikle hareket edecek hiçbir davranış yoktu. Hepsi çok sakin oynadılar aslında ve kazandılar. Aslında şöyle bir şey var zaten. Fenerbahçe taraftarları içerisinde de hani öz eleştiri yapabilenler gerçekten biz çok kötü oynadık. Galatasaray evet. hakkıyla bu galibiyeti aldı dediler yani. Ve 21 yıllık hasret de sona erdi. O büyü de artık bozuldu. Bundan sonra da Kadıköy deplasmanlarında Galatasaray galip gelir diye bundan düşünüyorum. Bundan sonra 2016'dan beri Fenerbahçe kazanamıyor Galatasaray'a karşı Kadıköy'de. O devam edecek. Şimdi bakalım o, şimdi kaç sene sürecek. Terse döndürdük Galatasaray olayı. Galatasaray atkısını taktı. Böyle güzel bağladı. Ben hiçbir zaman çıkarmadım ki. Ne zaman çıkardım atkıyı? Yani şöyle düşünüyorum. Kazanmak tabii ki çok önemli. Çok güzel. Yani o da ben de o yıllardır Galatasaray'ı kovalıyoruz. Maçlara gidiyoruz. İşte evet. yurt dışı, şehir dışı. Kupalar. Yani ben UEFA kupasında Parken'deydim. Süper kupada. Yani Real Madrid maçındaydım. Baktığınız zaman bunların hepsini çok kovalıyoruz ama şöyle bir gerçek var. Evet. Önemli olan sonuç. Yani sonuç noktasına iyi gitmeyi başaran bir takımız biz. Evet aralarda böyle en büyük rekabette olduğun takımlardan bu şekilde galibiyetler almak çok kıymetli. Şimdi siz, bunu kupayla taşlandıralım. 2000'de işte Parken'deydim, diğerinde de Süper Kupa'da Real Madrid'deydim deyince sizin bir sözünüz geldi aklıma. Söylemek ister misiniz Fenerbahçe ile ilgili? Hayat Fenerbahçelilere güzel diyordunuz yayından önce. Yani... Onu konuştuk yayından önce. Söyleyeyim istersen. Hayat Fenerbahçelilere güzel diyorum. Çünkü niye? Yani şampiyonluk derdi yok. Şampiyonlar Ligi stresi yok. UEFA Kupası stresi yok. Hiçbir hedef kalmamış. Yani rahat rahat oynuyorlar. Yani onun için Hayat Fenerbahçelileri güzel diye düşünüyorum. Şimdi bizim ortak tanıdığımız çok Fenerbahçeli arkadaşlarımız var. Mutlaka seyredeceklerdir, mutlaka, evet, mutlaka cevap vereceklerdir. Esasında şunu da söylemem lazım. Yönetmenimizden rica etsem, o benim bir tweetim vardı. Evet, Fenerbahçe bir tweet paylaştı. Atmıştı senin Arda. Senin mur için yok. Senin mur için yok diye. Evet. O zaman ben ona bir cevap vermiştim. Evet, söyledik, ona rica evet, edersek yönetmenimizden. Onu da paylaşmak isterim çünkü çok önemli o. Yani evet. Esasında bu sataşmalar tabii güzel sataşmalar. Yani Fenerbahçe'de yapıyor bunu, Beşiktaş'ta yapıyor, Galatasaray'da hepimiz yapıyoruz. Şu anda ekranda izleyenlerimiz onu görebiliyorlar. Siz de isterseniz tweetini yani, söyleyebilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe tarihine bakayım. 18 Ocak'ta atmış. Senin belki hatırlıyorsun, senin mur için yok diye bir tweet atmış. Evet, ondan sonra da ben Twitter'dan ona cevap vermiştim. Fenerbahçe'ye tekleyerek. Dedim ki senin 4 yıldızın yok. Senin terimin yok. Senin kurucu lisen yok. Senin Ali Samiye'nin yok. Senin UEFA kupan yok. Senin ultra aslanın yok. Senin şanlı tarihin yok. Senin sarının yanında kırmızın yok. Senin parçalın yok. Sahi senin neyin var diye bir tweet atmıştım. 4 yıldızın da yok, onu da söyleseydim. Yok, en başta söyledim. En başta mı? Ben kaçırdım onu. O kadar çok yokmuş ki. Abdullah çok... Bey bayağı böyle Metin Oktay ruhuyla. Aynen öyle. Bizim, evet. Bizim biraz fanatikliğe giriyor, kabul ediyorum. Yani yarım kaldı, onu devam ettireyim. Sataşmalar çok güzel. Terbiye sınırları içerisinde olduğu takdirde. Tatlı atışmalar. Tatlı tatlı olduğu takdirde. Bu da bence olması gereken sporun içerisinde güzel bir ruh diyelim. Evet. Şimdi Arda Bey, buyurun. Size geri dönecek olursak, hem basketbol maçlarını sahada takip ediyorsunuz, hem futbol maçlarını sahadan takip ediyorsunuz, hem de Avrupa maçlarına gidiyorsunuz. Bu tutkunuzu biraz anlatabilir misiniz? Ya ben yaşımı tam hatırlamıyorum ama bir Galatasaray Zonguldak spor maçıyla ilk defa Ali Samiye'ne gittim. Babam götürmüştü rahmetli. Benim babam Sarıyerliydi aslında. Yani Sarıyer taraftarıydı. Hı hı. Doğumu büyümü. Biz o semtin çocuğu olduğumuz için onlar Sarıyerliydi. Ama Galatasaray'a sempati duyardı. Beni de Galatasaray maçına götürmüştü. Galatasaraylı olayım diye. Öyle başladı. Sonra işte tribünden bir sürü arkadaş edindik. Sosyal çevredeki arkadaşlar. Maçlara gittik. Tabii ki çok daha böyle onlu yaşlarda. Yani daha 20'li yaşlara bile gelmeden işte gece git, bilet al, kapıda yat, sabah maça gir falan. Oralardan başlayan bir sevgi ve sevdamız var. Tabii ki pozitif olarak takımın iyi gidiyor olması bunu destekliyor. Sen daha çok maçlara gidiyorsun, daha çok hissediyorsun, daha çok orada bir ruh oluşturuyorsun. Ki Ali Samiyen'deki oluşturduğumuz o yani ruh çok güzel bir şeydi, çok hoştu yani. Orada mesela ben hiç unutamadığım bazı anlarım var. Bir gün mesela birisi kalktı, sövdü. Dediler ki burası Galatasaray tribünü, burada kimse topçusuna küfür etmez. Ne yapıyorsun sen deyip oturttular. Bir çay söylediler adama. Bir sakinlediler. Anladın mı? Onu geliştirdi. Şimdi biz olimpiyat stadında gittiğimizde bunun bir kısmını kaybettik. Kabul edelim. Ama yeniden zaman içerisinde bunu oluşturmaya başlıyoruz.
futbol coğrafyası buna çok müsait olmasa da oluşturuyoruz. Bir dönem çok maçlara gitmiştim. Yani basket maçlarına gitmiştim daha doğrusu. Bu sezon hiç gidemedim. Yani sağ olsun bütün teknik staffta dostum, arkadaşım olmasına rağmen çok da çağırıyorlar. Hiç gidemedim. Futbol maçlarına da vakit buldukça gitmeye çalışıyorum. Ama iyi de topçudur. Bu arada söyleyeyim, iyi top oynar. Evet, oynar. Halı sahada da büyük sahada oynuyorum esas. Şimdi bir de öyle bir şey başladı. Büyük sahaya mı geçtin? Ya iki senedir. Sana kondisyon kazandırdı. Fakat tabii büyük sahaya geçtin sıkıntı sonunda. Sıkıntı şu, kendimizi hala çok genç sandığım için böyle o Onyekuru gibi deparlar ata arka adeliği attırdık. Attırdın mı sonra? Geçmiş olsun. Yani son 3 aydır onun tedavisiyle uğraşıyorum. İnsan 45 yaşına gelince kendini çok öyle sanmaması lazım. 5 depor üst üste attık. 6. da direkt kalecinin yanından dışarı çıktım dedim hemen. Hemen Sergen Yalçın hareketleriyle değiştirdim. Haftada kaç gün halı saha maçı yapıyordunuz? Yok. O kadar abartmıyorum. Haftada bir gün büyük saha oynuyorduk biz 11'erlikten. Efendilik diye bir organizasyon var. Evet, Beylerbeyi stadında oynuyorlar. Evet, orada oynuyorum ben de. Nevizade diye bir takımımız var. Sağ olsun arkadaşlar da böyle herhalde hevesimizi, heyecanımızı görünce abi sen açık oyna oğlum ortada oynayalım, al ver yapalım filan. Esasında yaş ilerleyince stopere gelmen lazım. Ama ben... fizik ona uygun değil. Ben en fazla sarkık libero oynuyorum, o sistemde pek kalmadı bizde. Yani seviyorum, çocukluğumdan gelen bir şey Galatasaray tutkusu. Zaten bence öyle olmayınca da olmuyor tabii, yani. İnsan böyle 30 yaşında hadi ben bir maça gideyim derse en fazla işte ne bileyim Barcelona'da taşınırsın. Barcelona'nın maçlarını seyredersin öyle bir keyif olsun diye. Yoksa öyle bir... Kendinle o tutkuyu yaşamak için onun birazcık köklerden gelmesi lazım. Apo'daki öyle yani. Barcelona deyince bunu da söylemem lazım. Bugün o kadar mutluyum, o kadar neşeliyim ki bütün içimdekileri söylemem lazım. Peki buyurun. Sen hatırlarsın Saffet Sancaklı. Evet. MHP milletvekilimiz bir laf söylemişti zamanında. Geçenlerde bir yayında gene bahsettim. Ben demişti Galatasaray'da oynarken biz... Sezon başında Barcelona'yı nasıl yeneceğiz, Real Madrid'i nasıl yeneceğiz diye planlar yapıyorduk. Fenerbahçe'de oynarken de Galatasaray'ı nasıl yeneceğiz diye planlar yapıyorduk. Aradaki fark o demişti. Bu benim hiç unutmadığım bir laf. Acaba o geçen gelenek, günkü yayınınızdan sonra da bu söz bayağı bir paylaşıldı zaten evet, sosyal yani medyada. O bir gelenek sanki değil mi Arda? Katılıyor musun Galatasaray'da? Yani Galatasaray sezon başı yapılandırmasında da bu sene onu gösterdi. Yani Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir yapılandırma yaptık biz. O transferler, o kaliteli futbolcuların kiralık olarak bile olsa takıma katkıda bulunacağı düşünülerek sadece Süper Lig için değil Şampiyonlar Ligi için transferler yapıldı. Ya Galatasaray'da bu bir gelenek. Galatasaray her zaman Avrupa'yı hedefliyor. Fenerbahçe tabii yani biraz burada işin esprisine kaçıyoruz ama Galatasaray'da Avrupa'daki geçmişte gelen başarıların da bu geleneğin çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Ben de finansal olarak bir not paylaşmak istiyorum. 1 milyar 206 milyon TL'lik bir derbi olmuş bu karşılaşma. Çok iyi. Evet. Kaç ülkeden yayın yapılmış biliyor musun? Onu bilmiyorum ama sosyal medyada böyle bir paylaşım vardı. Onu da söyleyelim dedim. Ama yani şeyler inanılmaz, falan... inanılmaz bir endüstri ya. Tabii canım. Yani FIFA.com falan... Evet, o yani, paylaşımı da borcu rica ediyoruz. Evet, onu da ekranlarımıza getirebilirsek. O, yani o enteresan... Bahset istersen sen onu da. Çünkü yani bu çok önemli bir derbi. Biz bunu çok önemsiyoruz burada ama yurt dışında da çok önemseniyor. Yani ilginç, ne bileyim Marrakeş'e gittim abi. Adamlar Galatasaray diyor. Fener diyor. Maçları biniyorlar. Ya evet öyle diyorlar. Biraz Belhanda'nın etkisi olabilir mi orada? Belhanda transferi olmamıştı. Ben ilk gittiğimde şöyle diyorlar sokakta yürürken. Hasan Şaş yavaş yavaş. Hasan Şaş yavaş yavaş yani. O şeyi biliyorlar. Hasan Şaş bir paylaşım yaptı maçtan sonra. O da gördüm. Evet gördüm. Çok esprili bir şekilde yaklaşmış böyle kahkaha atarken. Yani Avrupa'da da oldukça şeyi olan bir derbi bu. Karşılığı olan bir derbi. Çünkü bir tarih var. Doğru. İki, acayip hırslı bir rekabet var. Üç, ciddi tribün desteği var yani. Hani öyle Paris Saint-Germain, Saint-Étienne gibi değil yani. İkisi de Paris takımı ama olmuyor. Öyle değil yani. Saint-Germain, Saint-Étienne. 80'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam ciddi bir rekabet vardı. Yani maviler, yeşiller birbirlerine. Biri daha sanayi ve şeyin takımı, işçi sınıfının. Biri biraz daha böyle aristokrat kesiminin takımı falan. Ama taraftar yok abi.
Bizde baksana herkes bir arkadaşım. Yani Boca Juniors River Plate derbileri. Bir o kadar olmasa evet. da bizdeki. Ama evet. yine o kadar şiddetli bir var. Şey tansiyonu, var. Tansiyonu maç öncesi haftası vesaire onlar tribünde tabii yani durdurulamıyorlar yani. Maçın şiddetinin ve tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu aslında maç sonunda Ali Koç'un yapmış olduğu o hareketlerden esasında ve burada maç öncesinde başladı. Galatasaray'ın 2280 tane taraftarı vardı Kadıköy'e giden. Benim en az 50-60 kişi bizim arkadaş çevremizden maça gitti. Devamlı da o gidiş anında paylaşımlarda bulundu ve bizimle münasebet halindeydi. Arada 3,5 saat bekletmişler, içeri almamışlar. Gördüm. Yani bizim artık bu işlerden de kurtulmamız lazım. Bu maalesef deplasmana gelen rakip takım taraftarlarına, belki bizde de oluyordu bilmiyorum. Sürekli yapılıyor. Yani bu işlerden vazgeçmemiz lazım bizim. Yani futbolun ben şahsen Fenerbahçe maçına gitmiyorum. Ya bu sebeplerden dolayı gitmiyorum. Yani çünkü eziyet haline geliyor. Tabii. Yani girmesi eziyet, çıkması eziyet. Yani burayı bizim bir şölen haline getirmemiz lazım. Bu derbileri herkese çünkü bütün sene bekliyorsun, iki defa karşılaşıyorsun. Düşünebiliyor musun? Herkes onu bekliyor. Haftalar öncesinden başlıyor ama oraya gitmeye imtina ediyorsun. Gitmek istemiyorsun. Başına ne gelecek, ne koşulda kalacaksın. Evet. Ya bir kere şöyle bir sıkıntı var. Benim yıllardır açıkçası futboldan birazcık beni soğutan, bu mevzulardan soğutan şey şu. Şimdi kazanmak çok önemli de kazanmak o kadar önemli olmamalı. Evet. Yani şimdi hem bir marka değerinden bahsediyoruz, hem 100 yıldır beraber bir şey için rekabet eden kurumlardan bahsediyoruz artık. Hem de yani açıkçası burada öz eleştiri yapalım. Bu tribünlerdeki deplasman tribününe giden taraftarlara yapılan kötü muamele konuşulmaya başladığı an şuraya dönüyor. Siz şunu yaptınız, siz evet, bunu yaptınız. Evet, ama bak önce şu başlattı. Aa işte Ergün Gürsoy onu yaptı falan. Böyle doğru, bir bakıyorsun doğru. 30 yıl öncesine kadar böyle herkes bir şey gidiyor. Aslında, ama bu bir kan davasına gidiyor. Şöyle yani, de bir şey var. Eskiden stadyumlarda yan yana oturup izlerlermiş. Yani Galatasaraylılar şimdi, bir tarafta, Fenerbahçeliler bir tarafta. Hadi onu o kadar beklemeyelim. Hani o kadar böyle belki şey olmayalım evet, da. Evet o kadar olmasa da oradan buraya gelmek bu kadar zulmetmemek lazım. Esasında çok acayip. Beklemeyelim. Senelerce seyrettik Arda. Şimdi şöyle. Şahit olduk o işlere. Adım adım abi bence. Yani adım adım geri gidelim. Adım adım ileriye gidelim. Hayır, bence. İleriye gidelim de gerideki modeli getirelim. Modeli getirelim. Ama onu yapmak için de şöyle yapmak lazım. Yani gerçekten. Şimdi açık söyleyeyim. Ben yani Ali Koç'u şahsen hiç tanımam. Çok presentable bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef var olan o fanatizmini kendi yönetim modeline de yansıttığını düşünüyorum. Böyle olduğu zaman da kitleleri peşinizden sürükleyen insanlarsınız siz. Ki dün yani, akşamki o görüntülerde de bunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Hani baktığınız zaman... Sen nefret tohumlarını ekersen, sen bunun üzerinden bir politika sergilersen, sen bunu düstur edinirsen o kılıç dönüp dolaşıp bir gün sana saplanıyor yani baktığın zaman. Şimdi bütün hafta boyunca bu arada bu aynı empatiyi Galatasaray içinde kuruyorum. Yani dönem dönem bizim de yöneticilerimiz eskiden son derece bunu alevlendiren şeyler yapmıştı. Çünkü bu aslına bakarsan bir nevi kitleleri birazcık harekete geçirecek. Böyle bir kendi hegemonyanı hegemonyanı güçlendirecek bir modelleme. Bazı fakat, taraftar bundan hoşlanıyor. Bazı yönetici de bu üslubu tercih ediyor. Ama abi dönüp dolaşıp günün mutlaka bir yerinde... Çok da tasvip edilmediğini görüyoruz bak, aslında. Günün bir yerinde mutlaka o iğne gelip sana batıyor. Ya dün Ali Koç'a battı. Ya Ali Koç'u esasında doğru tahlil edersek en başından beri... Ali Koç esasında çok yumuşak bir üslupla geldi. Evet. En başta çok yumuşaktı. Hatta çünkü benim Fenerbahçe camiası içinde de şu andaki yönetimde de yakın arkadaşlarım var... Devamlı da konuşuyoruz. Hatta bu üslubundan dolayı camia ne oluyoruz dedi. Çünkü Aziz Yıldırım'ın üslubuyla biraz taban tabana zıt bir üsluptu. Aziz Yıldırım çok daha böyle alışık dominant, olmadıkları bir evet, üslub dominant, olduğu için. Yani futbol piyasası bu üslubu parçalar dediler. Evet ve bundan sonra da bu üslubu değiştirdi. Ama öyle bir değiştirdi ki tam bu taraftan bu tarafa geldi. Yani bir türlü o orta olmadı. Orta olmayınca da belki de o gelen başarısız sonuçların da bununla etkisi var. O ortayı da bulamayınca iş çığırından çıktı. Maalesef tabii hiç kimse bunu... Yani işte tekrar en başladığımız noktaya bütün bunlara dönersek. Tabii ki deplasmanlara daha çok taraftar gitmeli. Gidebilmeli, insan gibi muamele görmeli. Bak gelenlere bizim de onu yapmamız lazım. Tabii ki. Yani bir başkanı
O seviyede karşılamalı. Yani devlet başkanları gidiyor. Aynı doğru. protokoldeki insanlar birbirini karşılıyor. Şimdi evet. başkan gelir arkadaşlar karşılar dersen bu nazik bir davranış değil. Onu bekliyorsan gittiğin acaba yerde onu yapacaksın. Acaba taraftar böyle seviyor diye bundan prim yapmak için mi yapıyorlar? Ya olabilir ama mesela... Ama taraftarın profilini de yine başkanlar ve yöneticiler değiştirecektir diye düşünüyorum ben. Yani herkes böyle şiddeti istiyor ya da işte o kavgayı dövüşü istiyor diye o yönde gitmeye ya da o şekilde bir üslup sergilemeye gerek yok. Ya Türkiye'de futbol iklimi biraz sert açıkçası. Yani evet. diğer örnek veriyorum şimdi genç bir oyuncu niye burada 18-24 yaş arası prosesini geçirmek yerine yurt dışına geçirmeyi tercih ediyor. Çünkü orada işine odaklanabiliyor. Daha normal bir iklimde. Burada çok değişken var. Başkanların ve yöneticilerin işinin de hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Fakat aynen dediğiniz gibi yani biri yapacaksa onlar yapacak. Yani sen ben biz burada konuşuruz işte en fazla. Bizi izleyen insanların bir kısmı der ki boş konuşuyorsun. Bir kısmı der ki çok doğru söylüyorsun. Çok ama, doğru söylüyorsun diyenler mesela bizim gibi düşünen insanlardır ama çok fanatizm seviyesinde olan insanlar da dediğiniz gibi yani ne konuşuyor bunlar bu tip şeylerde şimdi geçmişten yanlış gelen bir şeyler varsa evet. düzeltmek için bir gün olmalı. Yani bir gün işte o gün bir bugün olsun. Evet. Yani sen atıyorum şimdi örnek veriyorum bir önümüzdeki sezon Galatasaray Fenerbahçe'yi misafir edecek. Evet. Yani başkan diyecek ki ben seni karşılıyorum. Diyecek ki senin taraftarların medeni şekilde insan gibi gelecek, insan gibi muamele edecek. Tuvaletlerinde suyu, o su bu su doğru mu? Yiyecek içecek. Şimdi adam oraya giriyor 12 saat su yok ya. İçecek suyu yok ya. Öyle bakıyorlar garibanlar. Böyle bir şey olabilir mi yani? Aynen. Sen de yapmayacaksın ona. O şekilde uğurlayacaksın. Sen gittiğinde de bunu bekleyeceksin. Onlar sana yapmıyor mu? Gandhi gibi abi. Yapmıyorsa diyeceksin ki bak ben sana böyle yaptım. Sen bana... Ya birinin artık bir günün sonunda demesi lazım ki ayıp yani bize de artık bunu yapmayalım bu adamlara. Ama yani şu da olmaz. Yani elinde sen ırkçılığa hayır pankartıyla çıkıp tribüne de seni de seni sevmeyeni de sevmiyoruz. Olmaz yani. Kesinlikle bunun, çok doğru. Bunun onu ne bizim tarafımızda... Söyleyecektim, söyledin. Bak ne bizim tarafımızda olması lazım, evet. ne karşı tarafta, ne Beşiktaş... Yani çünkü camialar biz, birbirini sevmeyebilir. Hep beraber yaşıyoruz. Yani doğru. ben Fenerbahçeli olabilirim, siz Galatasaraylı olabilirsiniz ya da Fenerbahçeli olup Galatasaraylı doğru, birisiyle... Aynı ailede, evet, anne, baba şimdi. Ve çocuklar farklı takımları tutuyorlar. Aynen öyle. Yani şimdi birbirlerini İki sevmemeleri kardeş mi farklı lazım? Takımı tutuyor. Aynen yani öyle. Ne kadar yanlış bir pankart. O zaman bir de PFDK'ya sevk edilmesi beklenilen birkaç madde var. Onları da söyleyelim. Sportmenliğe ondan... aykırı davranış Belhanda'nın iki sarı karttan kırmızı kart görmesi. Onu bence uzun bir süre sevk etsinler. Takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı işte fazla sarı kart görülmesi takım halinde evet. aykırı oluyor. Bir de çirkin ve kötü tezahürattan dolayı PFDK'ya Fenerbahçe çok büyük ceza alır bu bekledim. İşlerden. Bu Galatasaray kısmı olan, Fenerbahçe ile alakalı olanlar daha fazla zaten. Fenerbahçe muhtemelen zaten sezon sonuna kadar herhalde sahasını kapatacaklar diye düşünüyorum ben dün çıkan olaylardan dolayı. Fenerbahçe bundan birkaç hafta evvel de zaten çekilmeyi düşünüyordu, doğru mu? Öyle bir şey demişler. Belki zaten sahası kapatırsa da çekilirler de bu dertten de kurtulurlar. Hiçbir dertleri de kalmamış olur yani böyle birlikte. Evet, programımızın artık yavaş yavaş sonuna geldik. Evet. Son sözlerimizi alalım istiyorum. Arda Bey'le başlayalım. Ben yani dün çok keyifli ve güzel bir maçtı Galatasaray evet. Camiası için. Uzun bir süreden sonra da yani biz jenerasyon olarak böyle hani 14 yıl şampiyon olama, onu yapama, bunu yapamalardan gördüğümüz için belli bir süre sebat edip sonunda bir mutluluğu kazanmanın nasıl bir şey olduğunu iyi bilen bir jenerasyonuz. O sebepten dolayı dün bizim için çok keyifliydi. Özellikle güzel futbol oynayarak kazanmak. Yani böyle hani bütün maç yatarsın bir şekilde acayip işte bir basın bir tane atarsın kazanırsın diye dün bayağı dominant güzel bir futbolla özellikle deplasmanda Fenerbahçe gibi 100 yılı aşkın bir rekabeti olan bir rakibimizi yenmek bence çok keyifliydi, çok güzeldi. Ayaklarımızı yere sağlam basıp bundan sonra şampiyonluğa doğru gidip Mayıslar bizimin altını dolduracak güzel bir akşamın sabahındayız. Evet Abdullah Bey sizden de alalım. Burcu sen biliyorsun ben 12 puan gerideyken de aynı şeyi söyledim. Gene aynı şeyi söylüyorum. Şampiyonluğun bana göre en büyük adayı biziz ve ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Ama ondan öte Galatasaray'ın önünde şimdi Mart'ta bir genel kurul var. ve devam eden bir mahkeme süreci var. Ve camiada da bir parçalanmış bir görüntü var. Benim Galatasaray camiasına, Galatasaray genel kurul üyelerine, Galatasaray taraftarına, Galatasaray yönetimine buradan çağırım. Şurada 2-3 ay kaldı. Sezon sonuna kadar lütfen eleştirilerimizi ve rekabetimizi bir yana bırakalım. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Şampiyon olalım.
şampiyonluk çünkü bu sene o kadar önemli ki fark bu sefer o kadar açılacak ki rakiplerimizde kapanamaz hale gelecek. Ben maddi farktan da bahsediyorum. Sadece manevi farktan bahsetmiyorum. Dolayısıyla kenetlenme zamanı. Kenetlenelim, şampiyon olalım. Ondan sonra dertlerimizi kendi içerisinde çözeriz diye düşünüyorum. O zaman ben de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, Aslan programının da bu bölümlük sonuna geldik. Önümüzdeki bölüm tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.